Evet arkadaşlar, bugün sizle akrep yelkovan sorularını tek seferde halledeceğiz. Basit bir işlemlik olacak, bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi öncelikle şuradan eksenler varmış gibi hayal edelim, eksen çizmeye çalışalım. Şuradan başlayalım, şuraya doğru bir eksen olsun. Bir tane de şuradan başlayıp şöyle geçen bir eksen olsun, çizdik galiba. Bunların eksen olduğunu kabul edip yani sanki burası y ekseni burası x ekseni gibi davranalım. Şimdi o zaman şu açının yani şuradan şuraya dönen bu açının tamamının 360 derece olduğunu söylemekte bir zorluk çekmeyiz. Bu 360 derecelik e, açı e, kaç parçaya bölünmüş onu görmek istediğimizde de neler yapacağız ona bakalım beraber. O zaman da arkadaşlar şimdi şunları çizelim. Bir tane şuradan başlayıp şuna giden çizsek. Bir tane şuradan başlayıp şuna giden çizsek. Bir tane şundan başlayıp şuna giden çizsek. Bir tane de şundan başlayıp şuna giden çizsek yetecek galiba. Şimdi gördüğünüz gibi saatleri aralıkları eşit yerleştirdiğimizden kaynaklı eşit açılara sahip olmuş olması lazım. Bunu, bu küçüklerin her biri alfa kadar olsa, her biri alfa kadar olsa toplam kaç tane var arkadaşlar? Gözüküyor ki 12 tane var. O zaman bu 12 alfanın tamamı ne etmeli arkadaşlar? 360 etmeli değil mi? Çünkü buranın 360 olduğunu bulmuştuk zaten. O zaman 12 alfa 360 sa 12 alfa eşittir 360 sa bir tane alfa 30 derecedir. Bu neyi anlatır? Herhangi iki saatin arasındaki yayın yaylardan bir tanesinin 30 derece dolayısıyla merkez açının da 30 derece olduğunu anlatır. Bunu her zaman bilmemiz gerekiyor. Basit bir Basit bir mantık. Şimdi akreple yel kovanı düşünmek istediğimizde. Akreple yel kovanı. Diyelim ki saat 12 olsun. E, o zaman akrep kısa olan, kalın ve kısa olan değil mi arkadaşlar? Şöyle göstersin burayı. Şöyle. Yel kovanda. Aynı yere bakıyorlar ama çizme rahatlatısından hafif yana çiziyorum arkadaşlar. Şöyle ikisi de nereyi gösteriyor arkadaşlar? 12'yi gösteriyorlar. Şimdi bizim akrebimiz saati gösteriyor. Ne gösteriyor? Yazalım buraya akrep saati gösteriyor. Ondan sonra yel kovan da neyi gösteriyor? Yel kovan da dakikayı gösteriyor. Ne biliyoruz arkadaşlar biz? Bir saat eşittir 60 dakika. Bunu geometrice yazmak isteseydik bir derece eşittir. 60 dakika şeklinde yazabilirdik. Çok lazım değil. Peki bu sırada ne oluyor 60 dakika, dakikanın geçmesi için? 60 dakikanın geçmesi için Yelkovan buradan buraya kadar bir kere daha dönüyor. O zaman yelkovan 360 derece dönünce dönünce ne oluyormuş? 60 dakika yani 1 saat oluyormuş. Peki bu durumda 1 saat ilerleyince akrep nereden nereye gelecek? Akrep 12'den 1'e gelecek. Çünkü 1 saat ilerlemiş olacağız. Ve 1'i gösterecektim arkadaşlar. O zaman akrebin ne kadar dönmesi gerekiyormuş? Şurası kadar. Yani bir tanesi ne kadar arkadaşlar? Yazmıştık 30. 30 derece dönünce 1 saat oluyor. O zaman zaman anlamında birinin 30 derecesi birinin neyine de eşit oluyor arkadaşlar? 360 derecesine eşit oluyor. Birisi 360 dönünde diğeri 30 dönüyor. O zaman şu anlama geliyor. 30 akrep eşittir 360 yelkovanın dönüşüne eşitse 30'a bölülük bir akrep 12 yelkovanın dönüşüne eşittir. Yani şu anlama geliyor. Her 12 dakikada akrep 1 derece oynar. Yani bir akrep çünkü sadece bir akrep yani bir derece akrep 12 dakika e, anlamına gelecek. Bunu anlayacağız. 12 derece yelkovan. Pardon yanlış söyledim. Akrebin bir dereceyle anlattığını yelkovan 12 dereceyle anlatacak. Neden? Çünkü akrebin 30 dereceyle anlattığını bir saati yelkovan 360 dereceyle anlatıyordu çünkü. Evet arkadaşlar o zaman her 12 dakikanın akrebin bir derece oynadığı anlamına geldiğini anlatmıştık. Şimdi o zaman bize adam bir soru sorsun, basit bir soru sorsun. Mesela ne desin? Ee, bir tane soru hayal edelim. Ee, saat 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 17.36'da akrep ve yelkovan ve unuttuk. Yelkovan arasındaki açı diye bir şey soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu yaparken bir yerden başlamak zorundayız. 17.36'yı biz 17'den başlayabiliriz. 17 için ne dememiz lazım? Şunu düzeltelim. 17. Bir tane kalın saati gösteren bir akrep buraya 5'i yani 17'yi gösterecek. Uzun ama ince bir tane yer kovan da burayı gösterecek. Bunun kalın olduğunu unutmayalım. Saat arkadaşlar 17. Şimdi 17'den 17 36'ya gelmemiz için 36 36'yı da yazamıyormuşum ben. 36 dakika geçmesi lazım. O zaman 36 dakika için 36 dakika için akrebimiz 36 dakika yani şurası 5 10 15 20 25 30 35 36 dakika için şuraya gelecek akrebimiz. Yani akrebimizin son durumunu bir anlamaya çalışalım. Şuraya geldi. Akrep diyorum özür dilerim arkadaşlar yel kovanımız. 36'ya geldi. Nasıl anladık arkadaşlar bunu hatırlayalım. Hani saati konuşurken nasıl yapıyorduk? 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye. Şurası yarım saat değil mi? 30. dakikaydı hatırlayalım arkadaşlar. 5, 5 gidiyorduk. O zaman burası 35, burası da 36. Şimdi 36 geldik. Şunu düşünelim arkadaşlar. Biz burayı bir tanesini 5, 5 gidiyoruz. Yani burası 5 dakika oluyor ama kaç dereceye tekabül ediyor? 30 dereceye tekabül ediyor. O zaman 5 dakikanın 30 dereceye tekabül ettiğini biliyorsam 1 dakikanın da 6 dereceye tekabül ettiğini bilirim. O zaman normal 1 dakikanın 6 dereceye tekabül etmesi benim açımdan şu anlama geliyor. Ben bunu 7'ye birleştirseydim, 7'ye birleştirseydim şu arkadaşı. Şurası şurası da 35 olacaktı. 35 36 olduğuna göre şu aradaki açı 6 derece olmalı. Neden? Çünkü 1 dakika ilerlediğine göre 6 derece daha ileride olmalı. Şimdi geldim saatime. Yani akrebime. Ne diyor akrep fikri bana? Bir ona bakayım şuradaki. Ee, her 12 dakikada akrep 1 derece oynar. Arkadaşlar videoda, videoyu editlerken ufak bir yanlış mı fark ettim? Cümleyi düzeltmem gerekiyor. Ee, şöyle her 12 dakikada değil arkadaşlar her 12 derecede derecede neyin yelkovanın yelkovanın zaten bak burada 12 derece yelkovan 1 derece akrebe tekabül eder diyor. dakika değil. dereceyle eee dakikayı yanlış yazdığım için bir anlam karmaşası olmuş olsun istemiyorum. Siz buna lütfen dikkat edin. Bunu buraya ekliyorum. Ders sonra bunun arkasından devam edecek. Arkadaşlar 60 dakikada ne oluyor ona bakalım. 60 dakikada 60 dakikada bizim yel kovanımız, yel kovanımız, 360 derece oynuyor ama akrebimiz 30 derece oynuyor. Bu 60 dakikada böyle oluyorsa, 60 dakikada böyle oluyorsa, 36 dakikada ne olur? Soru bu. 36'yı nasıl buluruz? 60'ı 5'e bölsem 12, 12'yi 5'e böl 3'le çarp. O zaman bu akrebin ne kadar oynadığını anlamak için... 5'e bölü üçte çarp. Yani 3 bölü beşte çarpmam lazım. Altı üçte çarp. O zaman akrebin... ...akrebin... ...18 derece ilerlemesi gerektiğini anlıyorum. Şimdi akrep buradan... ...18 derece ilerleyecek. Şimdi arasının 30 olduğunu hatırla arkadaşım. Arasının 30 olduğunu. Şurası 30'du. Bu buradan buraya doğru 18 ilerleyecek. Ve yeni yeri... ...şurası olacak. Burası 18. O zaman... Ben şunu çiziyorum kılavuz çizgisi olarak. Ama bunu 18 ileriye doğru koyuyorum. 18 ileriye doğru koyuyorum. Şurasının 18 olduğunu hatırlıyorum. Bitti. Şimdi akreple yelkovan arasındaki açıyı soruyor bana. Yani mavi ile mavi okla yeşil ok arasındakini soruyor. Şimdi bunu şöyle yapacağız arkadaşlar basit. Şimdi şu yeşil yani şimdi pembe çizdiğimden pembe olsun. Pembeden kırmızıya 30, 30, 60 derecemiz var. Bu arkadaş 6 derece ilerlediği için... ...artı 6 ekliyorum. 66'ya çıktı. Ama bu arkadaş da 18 gelip azalttığı için... ...eksi 18 çıkartıyorum. 48. Aradaki şeyin açının... ...48 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Yani kolay arkadaşlar. Gerçekten kolay. O kadar zor değil. Siz de hani e, bir yerden hani tam bir saatten ilerlettiğinizde işi kolaylayacaksınız ama her 12 dakikada e, akrep bir derece gittiği için genelde ortalama rakamlarla bu işi hani ya onun tam katlarıyla ya da 12'nin tam katlarıyla 6'nın katlarıyla bu işi genelde yapıyoruz. Bir iki tane örnek yapalım. Kolay olduğunu görelim beraber e, işi çözelim. Şimdi bir tane saat atmam lazım. Ne olsun? E, 21 40 olsun. 21.40 olmasın vazgeçtim. 21 10, 10 olsun. Saat saat geçemedik. Saat 21 da Akreple Yel kovan arası kaç derece? Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? 21 için e, 21 onun için 21'den başlıyorduk. O zaman ilk önce neyi hayal edeceğim ben? 21'i. 21 9 demek. O zaman kısa olan akrebin burası. Bunu buraya uzun olan yel kovanın burayı göstermesi lazım. Burası 90 derece arkadaşlar. Şu an ilk başta 90 derecemiz var. Şimdi 21 10 için 10 10 geçe için nereye gelmesi lazım? 5 dakika. 5 dakika 10 geçe için bizim e, şeyimizin yel kovanımızın Ikiyi göstermesi lazım yani 30 30 60 derece ilerlemesi lazım 60 derece o zaman ben buna artı 60 dedim yani 150 dereceye geldim şimdi e, ne oluyor onu hatırlayalım bu arkadaş hani e, neydi hani bir saatte e, ne oluyor bir saatte bir saatte akrep 30 derece yel kovan. 360 derece dönüyor. 1 saatte 60 dakika. Yanlış yer dedim. Peki o zaman şurası kaç dakikaydı? 10 dakikaydı. 10 dakikada ne olur o zaman? 10 dakika. Bunun 6'da biri 6'ya böl. Akrep 5 derece ilerler. Yelkovan 6'ya böl. 60 derece ilerler. Zaten Yelkovan'ın 60 derece ilerlediğini gördük. Şimdi akrebi de 5 derece ilerletmem lazım. Bu da akrebin buradan azıcık daha ileriye 5 derece kadar. Şurasının 5 derece olacak kadar ilerlemesi lazım. O zaman bu 5 derecede bizim aramızdaki açıyı daraltacak. Yeni açımız şurası. Bundan 5 çıkarttığımızda 145 derece olacak arkadaşlar. Bir iki tane daha yapalım. Kolay olduğunu görelim beraber bir şekilde. Kaç tane? 3 tane hazırlamışım. Bu 3 tane öğreniniz herhalde. Ee, eğer isterseniz anlamadığınız birkaç tanesi varsa saat... Bana onları yorum atarsınız, ben de onlara bakarım. Şimdi direkt saati yazıyorum, uğraşmıyorum. Sonra işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ne olsun? E, 23, e, 23, 20. Şimdi 23, 20 için bizim nereden başlamamız lazım? 23'ten. 23 için 11 saat. Akrep burada yelkovan burada. Ve arasının 30 derece olduğu belli. 30 dereceyle başlıyorum. 20 dakika için bu arkadaş 1, 2, 3, 4 buraya gelmeli. Yani benim yelkovanım 30, 30, 30, 30, 120 derece artmalı. O zaman 120 arttığımda 150 oldum. Eğer bu burada kalsaydı bunu bulması 150 olacaktı. Ama akrep de ilerliyor. Yaptığımız gibi hatırlayalım. 30 derece nasıl e, hatırlayalım? E, geç yazma geldi arkadaşlar. 30 derece akrep ilerlediğinde 360 derece yelkovan ilerliyor. Bu ondan sonra o zaman 120 derece yelkovan ilerlediğinde kaç derece akrep ilerler? Bunun üçte biri, 3'te biri 10 derece ilerler arkadaşlar. O zaman bu arkadaşın siz 10 derece ilerlemesi gerektiğini anladınız. 10 derece. Şurası. 10 derece olacak şekilde ilerledi. E, bu yaklaştı, kısıldı. O zaman onu bundan çıkartırsak arasının 140 derece olduğunu buluruz arkadaşlar. Çok zor bir mevzu değil. Başka bir tane. Şimdi kötü sayılar verirsek sayılar kötü yani düzgün çıkmayabilir. E, altının katı versek oluyor. E, ama her altının katı da çok güzel olmuyor. Yapalım biraz kıl bir saat olsun. 20 20 24 20 35 gibi bir şey yapalım. Hangisini yapalım acaba? 20 20 35 daha zor gözüküyor. 20 35'te ne olur? Onu soralım. Şimdi 20 35 için biz 20'den başlamamız lazım. 20 saat 8 demek. O zaman akrep burada. Nerede? Yelkovan burada. Aradaki açı, şu kısayı konuşuruz genelde. 120 derece. Nereden anladım? 30 30 30 30 120 derece. Şimdi 35 için bu arkadaşın 5 10 15 20 25 30 35 7'ye gelmesi lazım. O zaman bu yeni konumunda yani Yelkovan 35'e geldi. Yelkovan buraya geldi. Şuradan 35'e geldi. Aralarında normalde 30 derece bıraktı. Ama bu akrep ilerleyecek. Şimdi 30 derece akrep ilerlediğinde 360 derece ne ilerliyordu? Yelkovan ilerliyordu. Yelkovan kaç ilerledi? 30, 60, 90, 180, 210. 210 Yelkovan ilerlemiş bu kaç? O zaman x eşittir. 210 çarpı 30 bölü 360. 30'a böldüm 1, 30'a böldüm 12. 210 bölü 12. İşte burada rakam düzgün çıkmıyor işte rakam böyle verirsek ama yine de çıkartacağız. 3'e böldük 4, 3'e böldük 70, 70 bölü 4, 35 bölü 2, 17.5 o zaman bu arkadaş ileri doğru 17.5 derece gitmesi lazım. 17.5 bu 17.5 da eklenecek o zaman 35 ile 17.5'u toplayacağız. Ne edecek? 35, 45, 52.5 değil mi? 52.5 derece olduğunu söyleyeceğiz. Yani söylediğiniz şeye dikkat ederseniz arkadaşlar değişimi nasıl hesapladığınızı görürseniz işi kolaylıkla halledeceksiniz. Ya bir tane daha örnek yazalım şuraya. Son örneğimiz olsun. E, saat seçelim. Ne olsun saat? E, e, ne olsun? 15 48 gibi bir şey olsun. Buna nereden başlayacağız? 15'ten. 15 ne? 3. 3 için arkadaşım akrebi buraya koyacaksın. Yel yelkovan yel kovan yamuk yumuk oldu. Buraya koyacaksın. Aralarındaki şu anki açı 90 derece. 48 için bu arkadaşı 45, 48, 48'e getirmen lazım. O zaman başka bir kalemle çizelim. Bu kim bu? Bu yelkovan denyosu 48'e geldi. Peki 48 neresi? Bir onu konuşalım 48. Çok zor bir şey mi değil mi? Onu anlamaya çalışalım. Ee, değil aslında. Ne yapmıştık arkadaşlar? Hatırlayalım şimdi. Şöyle demiştik. Bizim akrebimiz kalem değiştireceğim. 30 derece yani 30 akrep 360 derece ne oluyordu? Yel kovan. 60 dakikaya tekabül ediyordu. Şimdi ise 48 dakika attı adam. Abi diyor 48. 48 ne demek? 60'ı 5'e böl. 12 4 ile çarp. 4 bölü 5. Her şeyi 5'e bölüp 4 ile çarpmak demek. 5'e böl. 6 4 ile çarp. 24 akrebin 24 ilerlemesi. 5'e 4. 5'e böl 4 ile çarp. 5'e böl bunu. 36 72. 72'yi 4 ile çarp. 288 herhalde. 288 ne demek ona bakalım. 288'i bir konuşalım. 288 90, 90, 90 etti. Ne etti 90, 90, 90? 270 bir de 18 demek. Yani bak kardeşim 90, birinci 90, ikinci 90, üçüncü 90, sonra bir de 18. Bunu anlıyorsak bu. Şimdi 18 etti ama 288 deseydik bize yeterdi. Yani mesela şurası şurası sıfırsa, şurası 288 ise dakikası. Ee, daha parlayan bir renkle yazayım bunu. 288 ise burası bana yeter. Şimdi peki ben 48 dönümle akrebinde 24 ilerlemesi lazım. Bu arkadaş da bu tarafa doğru 24, 30'a yakın ama 24 ilerleyecek. Şimdi yeni mesafeyi nasıl ayarlayacağız? Normalde buradan buraya baktığımızda buradan buraya dar açı şurası olacaktı. Şuradan şurası 100, 180 hepsi. 18 azalınca 162 olacaktı ama bu namussuz 24 ileri gitti. 162'ye 24 eklediğinde aradaki açı 6, 186 olur. Şimdi biz 186 nereye diyoruz arkadaşlar? Ee, şuradan başlayıp şuraya gelmeye 186 diyoruz. Ama buradan daha kısa olur onu 360'a tamamlayan 174. Yani cevaba 174 diyebiliriz. 174. Yani bir yerden başlayacağız arkadaşlar. Orantıyı tutturarak beraber ilerlemeye devam edeceğiz. Zor bir soru tipi değil.